bazılarımızın evinde bir dinozorla yaşadığını ya da hepimizin her günü en az bir dinozor gördüğünü söylesem şaşırır mıydınız? Bilim. Merhaba, ben Doktor Timi. Ben Miço. Miço, kamera arkasında olduğundan göremiyorsunuz. Evet evet, görünmezim. Kamera arkasında işte. Neyse, konumuz neydi? Dinozorlar. Peki nerede görüyoruz doktor? Marketteki sırada falan mı? Hayır. Tamam dinliyorum. Dinozorlar günümüzden yaklaşık 200 milyon yıl önce yaşamış ve varlıklarını 160 milyon yıldan fazla sürdürmüş canlılardı. Her koşula uyum sağlayabildikleri için çok farklı çeşitleri oluşmuş ve dünyanın her yerinde yaşamışlardı. Bazıları et yiyerek, bazıları da ot yiyerek beslenirdi. Nereden alıyorlar eti ve otu? Marketten değil. O zamanlar dünyada oksijen miktarı çok fazla olduğundan bir hayli büyük boyutlara ulaşabilmişlerdi. Tabii küçük olanları da vardı. Bir dakika. Ne kadar büyük, ne kadar küçük? Bir kedi kadar küçük ya da bir filin 15 katı kadar büyük. Oksijen yaramış. Dinozorlar tüm dünyada keyifle yaşarken dünyaya çarpan bir göktaşı uzun bir süre boyunca oksijen miktarının düşük kalmasını ve besin zincirinin kırılmasını sağladı. Hadi be. Vallahi. Gitti oksijen. Bitkiler ve bunları yiyerek yaşayan dinozorlar artık yaşayamaz oldular. Dolayısıyla etçil dinozorlar da hem bu sebepten hem de oksijen miktarının azalmasından dolayı yaşamlarını sürdüremediler. Bazı türler hariç. Doktor değil mi? Bunları nereden bilebilirsin ki? Milyon yıl önce diyorsun. Geçen hafta izlediğimiz filmi hatırlayamıyorsun. Üstelik biz daha çok genciz. Okuduk herhalde. Boşuna mı doktor? Tamam dinliyorum. Her şey bir çeneyle başladı. Ah benim şu çenem. Sorma. Bir zamanlar bir bilim insanı bir alt çene kemiği buldu ve araştırmaya başladı. Bu büyüklükte bir fosil daha önce hiç bulunmamıştı. Yıllarca keşifler yapıldı. Bulunan fosiller incelendi ve bu devasa hayvanlara Yunanca korkunç anlamına gelen Deinos ve kertenkele anlamına gelen Sauros kelimelerinin birleşiminden Dinosauria, yani dinozor adı koyuldu. Fakat dinozorların günümüzde korkulacak bir tür olmadığını söylemek isterim. Ben zaten hiçbir şeyden korkmam. Böcek mi o? Kaçalım. Uzun yıllar dinozorların soğukkanlı, derisi pullu ve hantal olduğu düşünülüyordu. Çin'de yapılan keşiflerde bulunan tüylü fosiller yeni fikirleri ortaya çıkardı. Kemik yapıları, kanatları ve hareketlilikleri incelendiğinde dinozorların günümüzdeki kuşların ataları olduğu düşünülüyor. Yani dışarıda gördüğümüz kuşlar dinozorların torunları. En azından yeni bir keşfe kadar. Ben gidip T-Rex'lere biraz yem atacağım. Tam olarak öyle olmayabilir mi Joe? Her keşif bir öncekinin üzerine gelir ve bilim böyle adım adım ilerler. Teşekkürler Doktor Timi. Bilimle kalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.